gizemli firavunlar, devasa piramitler, sırrı çözülemeyen semboller ve 7000 yıllık tarihi geçmiş. Yüzyıllardır insanların ilgisini üzerine çeken, hakkında yapılan yorumların bitmediği ve belki de antik çağın en büyük, en gizemli medeniyeti Mısır. Yediden 70'e herkesin bu büyük medeniyet hakkında doğru ya da yanlış, ufak da olsa bir bilgisi var elbette. Mısır mezarlıkları ölümcül tuzaklarla doluydu. Hiyeroglifler antik dönemin emojileriydi. Piramitleri aslında uzaylılar yapmıştı. Tutankamon lanetliydi vesaire vesaire. Bunlar antik Mısır deyince çoğumuzun aklında beliren belli başlı düşünceler. Ama elbette diğer çok gizemli ve çok ihtişamlı medeniyetlerde olduğu gibi antik Mısır hakkında da pek çok yanılgı var. Peki, Akhenaton neden büyük kafir sıfatıyla anıldı? Elektriğin keşfi bilinenin aksine çok daha eski tarihlere mi dayanıyor? Ünlü Mısır kraliçesi Nefertiti'nin büyük sırrı neydi? Bu videoda tüm bu soruların cevabını bulacaksınız. Efendim, her şeyden önce bir antik Mısır'ın tarihine bakalım. Mısır deyince aklımıza hemen firavunlar geliyor. Ama aslında M.Ö. 1750 yılında yaşayan en eski firavunlardan Neferhetop bile Mısır'ın çok yakın tarihlerini kapsıyor. Hatta öyle ki Neferhetop bile hüküm sürdüğü dönem Mısır'ın geçmişi hakkında bir takım araştırmalar yaptırmış. Evet, firavun dedik madem, o zaman en çok ilgi çeken firavunlardan biri olan Tutankamon'u anlatmasak olmaz. 9 yaşında tahta çıkan ve 18 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden çocuk kral, kısacık hayatında pek çok hikayeyi barındırıyor. Anne ve babasının akraba evliliği yapmasından kaynaklı olacak ki ayağında gözle görülür bir eğrilikle ve çok hassas bir bedenle dünyaya gelen Tutankamon, tıpkı ebeveynleri gibi kendisi de kardeşi olan Ankhesenamen'le evlenmişti. Aslında akraba evliliği yapmanın mantıksal açıklaması olarak soyların saf olması ve tahta çıkacak insan sayısını azaltmak fikirleri öne sürülse de bunun bir bedeli olarak elbette çoğu bebek ya ölü ya da engelli olarak dünyaya geliyordu. Yani sonuçta 9 yaşında tahta çıkan bir kraldan bahsediyoruz. Bu çocuğun yönetimde ne kadar sözü geçebilir, değil mi? Kısacık yaşamında kraliyet danışmanlarınca adeta bir kukla gibi kullanılan Tutankamon, kimilerine göre sıtmadan, kimilerine göre ise genetik kemik problemlerinden dolayı hayatını kaybetti. Alelacele mumyalanmasına rağmen mezarı yağmalanmayan tek firavun olma özelliği taşıyan Tutankamon, aynı zamanda onunla birlikte gömülen hazinesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Çocuk firavundan sonra geliyoruz tek tanrılı krala. Az önce bahsettiğim Tutankamon'un babası ve Nefertiti'nin eşi, Mısır'ın 18. hanedanlığın kralı olan Akhenaton, hayatı boyunca getirdiği pek çok yeniliğin yanında özel hayatındaki sansasyonlarla da tüm ilgi üzerine çekiyor. Hepimizin bildiği gibi antik Mısır çok tanrılı dine inanıyordu. Güneşin, savaşın veya bilgeliğin ya bir tanrısı ya da bir tanrıçası vardı. Fakat yüzyıllardır inanılan bu çok tanrılı din, Akhenaton'un tahta çıkmasıyla birlikte yasaklanmış, yerine tek tanrılı bir din olan Aten dini kurulmuştu. Tabii bu ani değişimin kaçınılmaz bir sonu olarak halk arasında ciddi bir kaos çıkmış ve böylelikle kral da büyük kafir sıfatıyla anılmıştı. Ayrıca ünlü kraliçe Nefertiti ile evlilik yapan Tutankamon, hiç erkek çocukları olamamasından ve bazı dini inanç uyuşmazlıklarından ötürü kraliçeyi saraydan uzaklaştırmıştı. Araştırmasıyla da biliniyor. Nefertiti demişken, bu güzel kraliçenin hayatından ve sırlarından bahsedelim biraz. Akhenaton'un eşi, 6 kız çocuğu annesi ve belki de antik Mısır'ın en güçlü kadını. Yaşadığı topraklarda aslında hiç de alışık olunmayan bir şekilde firavunun sahip olduğu tüm haklara kendisinin de erişebildiği, çok güzel olmasının yanı sıra zekası, kültürü, azmi ve gururuyla da ismini tarih sayfalarına altın harflerle yazdıran, yaptığı makyajdan tutun büstüne kadar yüzyıllardır hakkında pek çok tarihçinin üzerine yorum yaptığı bir kadın. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği veya kökeni hakkında net bir bilgi olmasa da eşi Akhenaton'la birlikte kısa süren iktidarlarında uzun yıllar çok tanrılı inancı benimsemiş olan Mısır halkını Aten tek tanrılı inancıyla tanıştırarak büyük bir reform yaptı. Şöyle güzel, böyle iyi dedik de güzelin derdi biter mi hiç? Bitmez.
Bu kadar göz önünde olan bir kraliçenin adı nasıl olduysa bir anda tarih sayfalarından silinir gider. Ki buna ölümü ve mezarı da dahil. Tam olarak sebebini bilmesek de buna hiç erkek çocuğunun olmaması ve bununla birlikte eşinin onu saraydan uzaklaştırmasının sebep olduğu söyleniyor. Ne var ki kraliçenin yüzyıllara meydan okurcasına sapasağlam günümüze ulaşan büstünün aksine mumyasının nerede olduğu hala bir sır. Efendim, mimarlık ve mühendislik harikası olan Antik Mısır, bilginin gücüyle toplumun ilerlemesi arasındaki bağın canlı bir örneği elbette. Dönemine göre çok üstün bir teknolojiye ev sahipliği yapan bu medeniyet hakkında belki de daha önce pek duymadığımız bir iddia daha var. 100 dolarlık banknotların üzerine resmini görmeye alışık olduğumuz Benjamin Franklin'in 1752 yılında bulduğu elektrik acaba çok daha eski tarihlere dayanan bir buluş olabilir mi? Mısır'da bulunan bir duvarın üzerindeki çizim bazılarına göre ampule benzetilmiş ve acaba Mısır'da elektrik çoktan keşfedilmiş miydi yorumlarını yaptırmıştı. Böylesine büyük gizemleri içinde barındıran bir medeniyet hakkında elbette uçuk kaçık yorumlar eksik olmuyor. Sizce de elektriğin keşfi bu kadar eskiye dayanıyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.